ikili ilişkilerinde takıldığın ve hep kendini tekrarlayan sorunlarla karşı karşıya mısın? Bunları yaşıyor musun? Ben şahsen arada bir yaşıyorum. Ve burada aslında önce kendimizle olan ilişkimize dönmemiz gerekiyor. Başkasından bir şey beklemeden önce bir bana bakmam gerekiyor. Doğduğum aile kendi hikayesiyle atalardan gelen binlerce hikayenin dışında, ki onlar da bizi ciddi bir şekilde etkiliyor. Anne babanın diyaloğu, birbirleriyle olan iletişimi ve kavgalarına bir çocuk olarak zaten biz devamlı açığız. Çünkü normalde anne babalar bu bilinçte, hani çocuklarımızın önünde bunları konuşmayalım gibi bir tavra sahip değiller. Bilinçleneceğiz, oraya geleceğiz hepimiz inşallah. Ama bu tartışmalara bilincimiz daha yerinde olmadan, küçücük bir çocuk halimizde, hatta daha rahimde bile karşı karşıya geliyoruz ve biz bunları içimize alıyoruz. Bunun dışında büyürken arkadaş çevresinde, okulda, hayatımızın içerisindeki kademelerde hakaretler, haksızlıklar, şiddetler, sözel taciz ya da tecavüzlerle kendi hikayemizi oluşturuyoruz. Bu ara tacizi biraz açmak istiyorum. Taciz illa cinsel taciz olmak zorunda değil. Sözel taciz, duygusal taciz de var. Mesela annenin ölümü gör bu yemeği yemezsen bile bir tacizdir. Hiç bunu böyle düşündün mü? Sana verilmiş olan bir kalıp var orada çünkü. Ve bu kalıp hayatın boyunca sen de ilerlemende hep bir tutan, sanki ayağından bağlı olduğun bir ip gibidir. Bir o taciz konusunda ne olur biraz içine gir. Bir bak, sana böyle duygusal olarak ya da sen aptal mısın ya, ne biçim davranıyorsun dediğinde bu bir taciz. Ne demek ben aptal mıyım, sen kimsin bunu söyleyecek? O bir konu. Ama diğer taraftan da senin alanına yapılmış bir müdahale var orada. Bunu fark et. Sözlerin ne kadar değerli ve ne kadar kuvvetli olduğunun farkında olmayan bir toplumuz. Devamlı kendimize de başkasına da hakaret ve küfür dolu bir yaklaşımımız var. Şimdi biz bunların hepsini aldık ve bir hikayemiz oluştu. Ve ben bu hikayeyle karşımda çok beğendiğim bir kişiyle ilişkiye girmek istiyorum. Ne kadar bende hikaye varsa karşımdakinde de o kadar bir hikaye olduğunu farkında mısın? Bir de o gözle bak. Nerelerden geçmiş? Kadının yaşadıkları farklı bir boyutta o normalde. Kadın olarak yaşadıklarımızın duygusal, zihinsel bakış açımız ne kadar farklıysa, bir erkeğin de geçtiği yol, o buraya kadar geldiği otobanda taşıdığı anormal yükler var. Ve ondan sonra ikili oturuyoruz karşı karşıya ve biz anlaşamıyoruz. Çünkü ne onun beni dinlemeye ne de benim onu dinlemeye ve görmeye mecalim kalmamış. Şimdi burada ne yapacağız? Önce bir kendi içimize döneceğiz. İki tarafta. Biliyorum erkekler bu konuda biraz zorlanıyorlar kendi içine girmekle ilgili ama biz önce kadınlarla başlayalım. Önce ben bir kadın olarak kadın kardeşlerime, ablalarıma bir şeyler anlatmak istiyorum. Evet, biz yaratıcı güce sahip olan varlıklarız. Biz doğurganlıkla değil, genelde de zihinen de aynı anda çok fazla projeye imza atabiliyoruz. Sorumluluklarımızı alabiliyoruz. Ama çok yaralıysak da devamlı bir ihtiyaç, ben mağdurum, yardıma ihtiyacım var gibi bir tavırla gelişiyoruz. Önce bir bunu görmem lazım. Ben neredeyim? İçimdeki esas tanrıça, kadınsal gücüm nerede? Ne kadar kırılmış? Kendimi ne kadar eleştiriyorum? Devamlı aynaya bakıp da ay çok çirkinsin deyip geçiyor muyum? Yoksa sabah bir kalktığımda günaydın, güzel kadın diyebilecek kadar kendimi görüyor muyum? Ondan sonra bugüne kadar bana verilmiş olan, tabii ki aileden ve toplumdan ve okullardan, yaşadığımız ortamdan aldığımız
programlara bir bakmak lazım. Ben ne kadarını aldım ve aynen kullanıyorum düşünmeden. Bunlar da bir yük değil mi? Bu yükleri bırakmak istiyor muyum? Yani bana annem göstermiş bu iş böyle yapılacak diye. Ama o onun geldiği dünyada o döneme ait bir şey. Şu ana uygun mu değil mi? Bunu görebiliyor muyum ben? Biz 21. yüzyıldayız. Artık iletişim çağındayız. Elektronik, her şey gelişmiş ve ben hala daha 50 yıl öncesinin geleneğini taşıyorum. Burada seni bu sorularla baş başa bırakmak istiyorum. Devamı geliyor.